Diyanet Evet. ettiğini yayıyorlar. Evet. Tokat Reşadiye'den çıktık yola. İşte Tokat Reşadi olsun, o 33 asker olayı olsun, Evet. Taksim'deki bombalama olayı olsun, 4 yoldaki polislerin Karıştırma. şehit edilmesi olayı olsun. Hepsi bunlar aynı şirketin, aynı fabrikanın ürünleridir. Deniz Kuvvet Tezgahından çıkmış planlı sonucu yapılan eylemlerdir. İskenderun'da Deniz Kuvvetleri'nin bomba şey havan roketlerle bombalanması falan vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Hemen dört yoldan önce mi sonra mı o ara oraya denk geldi. Şimdi Uzaktan havanlar atıldı. bak Halit Avcı Bey'le de benim biraz böyle mesafeli şey olmam ne zaman başladı? Yoksa onun öncesinde yani bir şey olarak abi kardeş gibi biz yani böyle şimdi nasıl seninle Messenger üzerinden görüşürüz? Messenger üzeri görüşmedim ama telefonla şeyle Kimle dediniz? Kimle bahsettiniz? Kaçırdım ben. Avcı Bey. Şimdi Hanife Avcı Bey'e ben bu 4 yıl olayını sordum. Evet. Kendisi benim o konudaki yazdığım yazıyı nasılnamede okumuş. Medyadan okumuş. Dedi ben sana katılmıyorum. Senin düşüncelerine katılmıyorum. Evet. Ki dedi daha önceden şey gelmişti. İşte mesaj gelmişti. Yani duyum gelmişti. PKK'nın saldırı yapacağına dair. Evet. İşte bütün illere biz bu şeyi dağıttık dedi, duyumu. Şey çektik yani mesaj çektik dedi filan. Şimdi öyle olunca yani dedi PKK'lar yapmıştır dedi direkt. Hiç başka böyle olayın arkasını önünü hiç kesiyor yani. Benim tuhafıma gitti ve ben yani biraz da alındım yani. Ben sen yılların istihbaratçısısın. Ben sana abi diyorum yani sen tutup da bana önüme sadece işte yok PKK yapmıştır desen bunu. Gazetede yazıyor Yani PKK yaptı diyor. tabii. Sen ne farkın kaldı ondan yoksa? Evet. Ne farkın kaldı tabii. Ben olayı o yazdığım yazıda şey yapıyorum. Öncesini olaydan önce o yayladaki meseleyi açıklıyorum. Oradaki çelişkileri yazıyorum. Sonraki çelişkileri yazıyorum. Şeyleri yazıyorum. Kendisi bunun karşı çıkıyor. Evet. Ben Çıkması de anladım ki yani bir normal. şeyler var. Yani Evet. böyle sanki böyle terse doğru şey etme var yani. Evet. Peki, şimdi demek ki Tokat Reşadiye'de o 7 askerin öldürülmesini, şimdi bunu demek ki bu artık JITEN mi yaptı, ne yaptı, kim yaptıysa önemli değildi. Bunu sonuçta bir yani Türk görevlisi yaptı. Buna nasıl beyin yıkıyorlar? Nasıl bir psikolojik beyin yıkamak? Yahu o asker. Yani senin askerin, sen ona nasıl kurşun sıkıyorsun? Nasıl bir şey mentalite bu? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir bu mesela izliyorlarsa, ediyorlarsa neyse ben sizden dinliyorum. Kardeşim zaten o 7 asker şehit olmuştu o mayın döşenme olayında. Çukurca'da mıydı? Neredeydi o? Akari tarafında mıydı? Valla o kadar şey oldu ki kaç altı asker mi öldü? Mayın düşenmesi 7 asker miydi? Kaç askerdi? Tokat Reşadiye 7 asker ama diğer o mayınları tam hatırlamadım. Tam neredeydi onu? Şimdi orada yani oradaki O Van komutan diğer alt birimde o işi yapma sorumlu olan komutana diyorsa ki kafanı yorma işte üzülme şey teselliye çalışıyorsa bu memleket işte böyle Ha. yani bu insanlardan vicdan beklemek Ha, merhamet beklemek. merhamet beklemek yanlıştır yani bunun Yani merhameti olsa öyle demez zaten. ama Çünkü bir şekilde giden çocuklar onun çocuğu değil ki. yok beyin yıkanıyor ama değil mi? Yani ne deniyor? Git öldür ama niye öldüreyim? Beyni yıkanıyor ve şimdi çark kurulmuş veya bir mekanizma kurulmuş. Bu mekanizmada birisi bir dişlidir, birisi bilmem ne bir vidadır, birisi Evet. yani bunlar bazıları vidadır yani. Evet. Olsa atılır yerine başka bir de takarlar. Evet. Yani bunlar kendilerini öyle görüyorlar. Veya asıl o mekanizmayı şey yapan
Orada bu işin sürmesinde menfaati olanlar var. Evet. Evet. Denetim de onlarda. Yani ben teknik açısından sordum. Acaba nasıl bir teknik uygulayarak bunların beyinleri yıkanıyor anlamında sormuştum. İşte vatan millet Sakarya, işte vatan kurtulacak, bilmem ne olacak. Sen git şu askeri öldür. Öldürürsen işte düzen devam. Neyse, tamam. Peki. Ya bir kere yani şey olsa, bir video gördük şeyde, internet Yüzbaşının mı? üzerinde. Yüzbaşı kendi şeyini kanıtlamak için, yani ne kadar nişancı olduğunu göstermek için askerleri dizmiş şu atış alanına, orada atış poligonunda, İzledim. ya hedefin yanına atış yapıyor. Bir de şey yetmiyor, bacak arasından eğiliyor atıyor. Evet. Yani bu olacak şey mi ya? Evet. Ya bu yani ne kadar nişancı olursan olsun çok riskli bir şeydi. Sen oradaki gençleri sen mi yarattın? Onların anası babası sen misin? Onların bekleyeni var, şeyi var. Yani Evet, ondan atış poligonlarında kural var. Yani özür dilerim, orada hatta bir çoban bir koyun moyunu otlatıyorsa ileride, evet, yani diyelim evet. 500 metre daha ileride otlatıyor, ona denir ki çekil oradan. Yani Evet. o hiçbir canlı orada bırakılmaz, Evet. hedeflere yakın Evet. mesafede, arkasında, yanında, yönünde. Evet. Şimdi Abdülkadir Bey, sonlara doğru geliyoruz. Geçenlerde şimdi görüyorsunuz ergonomik olsun bilmem ne olsun bu tür derin yapılanmalara karşı aslında açık yapılanmalara karşı bir takım faaliyetler var. Biz sanıyoruz ki azaldı mazaldı. Geçenlerde bir gazeteci bir kitap yazdı Hrant Dink ile ilgili adı bir Ermeni var diye. Buna bir kurşun gönderildi ve bereyle beraber yanılmıyorsam Yozgat Yerköy'den. Ya bunlar hala cesaretliler, hala devam ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Bahattin kardeşim, dedim ki bu yani şimdi bilmem 163 tane general veya paşa bilmem veya bilmem albay bilmem de binbaşı içeri atmakla Ergenekon bitmiş mi oluyor? Yani en azından korkarlar, şeye çekinirler. Tamam, bu güzel bir başlangıç, He. güzel bir yani elbette ki olacak. Kim suç yani kim hakkında, her kim hakkında suç unsuru, suç delili varsa, suç işlediğine dair herhangi bir kusuru varsa haliyle yargı önüne çıkartılacaktı. Bu her vatandaş için geçerli bir Evet. şeydir. Bu iyi bir şeydir. Ama ben size bir süreç anlattım. Dedim ki şu dönemle şu dönem arasında Evet. bu uygulamada şu siyasiler vardı. Evet. O dönemin şeyleri de emekliler, paşaları, şunları. Kim o paşalara gidip de paşa keyfini bozabiliyor? Hasan Kondakçı'nın keyfini kim bozabiliyor? Yani insanları diyelim dağdaki terörist olsun. Evet. Çatışmada vurdun getirdin. Sıkı Tugay'ın meydanına atıyorsun. Evet. Oradan da kasaplar deresine çöpe attırıyorsun. Yani bunun ki kim? Sen Hitler'in subayı mısın? Evet. Gestapo subayı mısın? Evet. Bu yani onun anası babası, hadi diyelim o senin terörist dediğin çocuk, hadi onu vatandaşın sayma. Hain say, ne sayarsan say. Ama onun ailesi yok mu? Anne babası yok mu? Kardeşi yok mu? Devlet zorluyor onun dağa çıkmasına. Devlet mecbur bırakıyor. Yani PKK Sonra neyse PKK'nın kuruluşuna hani girmeyelim. diyorsunuz ya işte halen bu tehditler geliyor falan. He. Ben size bir tehditten bahsettim ve şu an yani İsveç polisi araştırma yani şey dedi, bu Evet. tahkikatını yapıyor bu konunun. Evet. Ben Arif Doğan'la işte buluşuyorum. Adam oradan ta yani IP adresi Van filan gösteriyor. İEP adresi işte. Şimdi ta orada bana tehdit salıyor. Uğur Balık tutuyor, kitap çıkarıyor. Benim adımı şeytan şey yapıyor. Yani Yunan mitolojisine göre çok kötü bir sıfatlandırıyor. Ben soruyorum yani ben mi köpek şeytanlık yapıyorum, o mu ya, onlar mı yapıyor? Toplum karar verecek, tarih karar Ben verecek. burada görüyorsun evim var, çok şükür maaşım veriliyor, çalışsam da çalışmasam da 24 saat sıcak suyum, sıcak
Şimdi her şeyim var çok şükür. Yani Evet. maddi, manevi hiçbir şey değilim. Bir Evet. memleket hasreti var. O da önemli değil. Ben gitmesem de yarın birinin çocuklarım gider. Bir bakarsınız. Ben de gelirim yani. Ben ne Evet. yapmışım? Ya. Yani ben tutuyorsam bu aydınlık günler şey olsun diye, yani demokrasi tüm şeyleriyle İşlesin kurumlarıyla. işlesin, yerleşsin Türkiye insan hak ve hukuk Evet. alanındaki şeylere destek olmak amacıyla ben bu kendimi riske atıyorsam ya, yani bana bu şahsın böyle demesi mi gerekiyor? Bu onun ne mal olduğunu gösteriyor. Yani Çok işte. bak bu konuda örnek vereyim. Birisi yazmış sen Musa Anter'in bilmem Vedat Aydın'ın ya Allah'tan korkun be. Ya bunu sakız ettiniz ağzınıza. Bunu sizin ağzınıza sokan Hürriyet gazetesidir. Bir de Uğur Balık'tır. İkisi de Ergenekon'un adamıdır. Uğur Evet. Balık buradan gitti, yakalandı. O İstanbul'da kaldığınız evin sahibini de verdi, yakalattı. Ondan sonra bazı belgeler de verdi. Şimdi Uğur Balık kendi ağzıyla bana dedi Kandil'deki arkadaşlara bağlayayım ben dedi. Yani benim sadece bu gazeteci şeyim var diye ben sadece gazetecilik yapmıyorum dedi. Evet. Beni onlar adına sanki sorguladı yani. Şimdi sen tutuyorsun bu bazıları da onların aklına uyuyor. İşte sen Musa Anter'in katilisin. Yok Vedat Bey. Allah'tan korkun ben açıklamasaydım. Kim size Vedat Aydın'ın olayını açıklayacaktı? Kim o tezgahı Evet. açıklayacaktı? Musa Anter'in olayını kim açıklayacaktı? Evet. Öyle. Peki Orhan Miroğlu olayda yaralanan kişi Musa Evet. Anter'in yeğeni, akrabası. Evet. Burada biz geldik 3-4 saat Stockholm'da baş başa oturduk, sohbet ettik. Adam kendisine kurşun sıkanı tanımıyor mu? Evet. Yani ben de eşek miyim affedersin Estağfurullah. ben kurşun sıktığım adamla gideyim oturayım burada bir şeyde. Evet. Yani hiç, ne mecburiyetim var? Kardeşim ben kurşun sıkanı da gösterdim, sıktıranı da gösterdim. Ondan sonra planı yapanı da hangi zihniyetle bu olayın yapıldığını da ben izah ediyorum. Üzerime düşeni yapıyorum. Ama Evet. affedersin anlamak istemeyene davul zurna Evet. şey yani Evet. az. Biraz zor işte dediğiniz gibi 32. günde Arif Doğan'a %80 inanmışsa biraz işimiz zor. Biraz Hiç önemli değil. Ben hiç sabretmemiz gerekecek. şey almıyorum bile. Yani ben şu anda Evet. vicdanen müşteri olayım. Mesele o. Ben evet Evet. çok şükür Allah'a karşı yani bir ben Evet. şeyimi yapayım, öz eleştirimi de Evet. yapayım, halka da öz eleştirimi yapayım. Mesele o. Gerisi önemli değil. Şu zaman affedersin bir çakal bir şey demiş, öbürü bir şey demiş. Bunlar önemli değil. Evet, dediğiniz gibi. Şimdi bu Ergonokon'un bazı sivil yapılanmalarından bahsetmiştiniz daha önce bazı yerlerde. İşte bu Sedat Peker gelirdi, giderdi falan veyahut başka siviller kimlerse. Bunlar ne yaparlar? Sivilde ne yaparlar? Nasıl bir görev üstlenirler? Yani nasıl böyle bir ayak var? Bu ayak ne işe yarar? Bu ayak ne? Bu şimdi sac Yani ayağı sivil ayağı yani. yani sac ayağı kurulmuşsa Evet. bunun dedim ya siyasiler tepede ondan sonra askeri ve sivil bürokrasi Evet. idareciler Medya. altta tetikçi kesim yani tetikçi kesim dediğim şahıs değil yani JİTE midir bilmem Evet. TİT adıyla şeyden paravan örgütler bunlar mafyalar da bu şeyde yer alan bir şey mafyalar da kullanıyorlar yani ben şimdi kimseyi suçlamak istemiyorum yani Sedat Peker'i bir kere öyle uzaktan görmüşlüğüm var. Yani nasıl Diyarbakır'da Ha. Saraybanka'ya geldiğinde İzledim. komutanımız Ali Yıldız binbaşı onun önünü ilikliyordu. Yani bu benim dikkatimi çekti. Olabilir. Aralarındaki şahsi bir şeyden dolayı da olabilir. Sevgi saygıdan da bilmiyorum.
Fakat yani Sedat Bey'in adı Türkiye'de mafya babalığına çıkmıştır. Yani şimdi ben her mafyada yani kötü işler yapıyor diye anlamında değil. Herkes bir dalda şey ediyor kendince. Fakat mafya genel anlamıyla iyi değil yani. Bir kanun devletinde, bir demokratik ülkede hiçbir şekildeki bir mafya şey değil, müteber değildir yani. Kabul edilmez. Mutlaka. Yani burada da yok. Siz, yani pardon, burada yok derken Londra, İngiltere'yi kastettim. Yani bu kadar Türkiye kadar değildir diyelim en azından. Peki o zaman kısa kısa yine ben geçiyorum. Özür dilerim. Benim tek şeyim var. Sanırım onlar da böyle bir geçmişi de içeride değerlendirmeye, yani bir şeyden geçirmeye, bir